işte gençlik çalışması yakın zamanda onun için sahadaydık. Orada da gördük ki Alevi gençlerin çok azı aslında sol örgütler içerisinde. Çok çok azı. Yani büyük büyük çoğunluğu bir kere hani bizim toplumda gençler için apolitikler diye eleştirebileceğimiz sıfatı hak eden bir yaşam tarzında sahipler. Biraz hani cemevleriyle ilgilenen bir kısmı var ki onlar da daha genç kuşak. Daha genç kuşak derken mesela liseli falan, üniversiteleri çok görmüyorsunuz orada. Çoğunluğu çok siyasi hareketlere katılmıyor bir kere. Ama hani işte o demin söylediğin senin de orayla ilişkilendirme işlerine geldiği için biraz. Biraz da belki hani oransal olarak başka hiçbir yerde görmezken siz medyada görmüyorsunuz Alevileri. Dizilerde görmüyorsunuz. Hani dizilerde Aleviyim diye çıkmıyor da saz çalan kişi olarak belki çıkıyor. Sinemada görmüyorsunuz, üst kademelerde görmüyorsunuz Alevi kimliğini konuşan. Bir tek sol hareketlerde Alevi kimliğini dile getiren bir kesim görüyorsunuz. O zaman orası Alevilikte eşleştirilebiliyor. O biraz görüntü, yani görünürlük alanı tanımasıyla da ilgili olabilir. Yani biz başka alanlarda da bu kadar Alevi görsek, Alevilerin çoğunluğunun aynı diğer kesimler gibi heterojen olduğunu, çok homojen bir yapı olmadığına kanaat getirebiliriz. Burada tabii Alevilerde de şöyle bir refleks oluyor. Yani bu herhalde mağdur kimliklerin birçoğunda vardır. Farklılıklara kendi içlerinde onlar da çok izin vermiyor. Yani örnek vereyim, AK Parti'ye oy veren bir Alevi gördüklerinde onu hain ilan edebiliyorlar ya da o Alevi değil diyebiliyorlar. Ya da yani inanç kısmını vurgu yapana diğerleri eleştiri getirebiliyor falan.